Arkadaşlar merhaba, saygılar, sevgiler. Mesela ağırlık antrenmanları çalıştığımız zaman bir gün mesela çalışırız, adenimiz çok iyi şişer. Antrenman yaparız, pompamız çok iyi artar böyle. Başka gün geliriz, yani o günkü doluluğu göremeyiz. Bir gün sonra bile göremeyebiliyoruz. Ya diyoruz, ne oluyor? Dün ne güzel antrenman yaptı, her taraf şişti, bugün niye şişmiyor? Bu şişmemesinin sebepleri ne arkadaşlar? Mesela o gün cinsel ilişki yaşadıysanız vücut belli bir kayba uğruyor. Onu karşılayana kadar pampınızda düşme görebiliyorsunuz. Ya da uykunuzu yeterli miktarda almadıysanız pampınız düşük olabiliyor. Ya da arkadaşlar vücutta yeterli su olmadığı için pampınız düşebiliyor. Ya da vücutta yeterli sodyum olmadığı için pampınız düşebiliyor. Mesela pampınızın en iyi olduğu gün mesela vücudunuz daha bir dinleniktir. Vücutta sodyum seviyesi yüksektir. Su fazladır. Uykunuz da iyi almışsınızdır. Hepsi bir araya geldiği için o gün çok iyisinizdir. Ama dediğim gibi bu öbür saydığımız eksik olan şeyler olduğu zaman da pump seviyenizde düşme olur. Genelde biz ağırlık antrenmanı öncesi, 1 saat 2 saat öncesi 1-2 litre ben su içmeye çalışabilirim. 1 litre 2 litre ne kadar içebilirsem. Az bir sodyumu da mesela düşük sodyum alın derim her zaman. Çünkü vücut sağlık da önemli. İlla iri yarı olacağım yüksek sodyum alıp iç organları çürütmeye gerek yok. Ama sodyumu da alacaksanız arkadaşlar, genelde ben antrenman öncesi ya bir soda içersin ya da az biraz tuz eklersiniz. O şekilde sodyum alabilirsiniz ki antrenman esnasında bu sizin şeyinizi sağlar. Vücuttaki kastaki su tutumunu arttırır. Çünkü vücut sodyumu tutabilmek için çerek su tutumunu arttırmak zorunda. Bunlar da size antrenman esnasında çok iyi pump sağlayacak. Bunlar da çok iyi pump sağlayacak. Ama dediğim gibi tuzu çok dikkatli kullanmak gerek. Tuz iyi bir pump sağlayıcı deyip de fazla kullanırsanız belli bir süre sorun yaratmaz ama belli bir süre sorun yaratır, spor yapamaz hale gelirsiniz. O yüzden çok kontrollü gidin. İki kuruş kas yapacağım diye geleceğinizden çalmayın arkadaşlar. O yüzden çok iyi uyku, uyku çok önemli. Mesela biz önceden fırsatımız oluyordu. Ben antrenmandan önce bir yarım saat, bir saat neyse uyumaya çalışırdım. Uyurdum, kalkar kalkmaz antrenman yapardım. İnanın çok faydasını görürdüm. Vücuttaki hormonlar yeniden düzenlenmiş, salınmış, vücut kendini yenilemiş gibi düşünün. Ve daha güçlü uyanıyorsunuz. O antrenman bile size çok farklı, çok güzel geliyor. Yani şey gibi düşünün, mesela bir virüs programı gibi düşünün. Virüs programı basıyorsun, bilgisayarda virüsleri bulup yakıp temizliyor. Uyku da öyle bir şey. Yani vücut yorgun, gün içine tahribata uğramış, hormonlar yükselmiş, faydalı zararlı hormonlar artmış. Uyuyarak vücut bunları resetliyor, düzenliyor, aradaki hataları temizliyor, size yerine hazır bir vücut veriyor. Ve uyku esnasında yağları yakıyor zaten vücut. Uyursanız çok iyi yağ yakarsınız. Uyku da çok iyi bir yağ yakıcıdır. Çünkü vücutta karbonhidrat yani o enerji sistemi, yakım sisteminde karbonhidrat değil de yağ kullanılıyor genelde. O yüzden uykudan uyandığınız zaman karnınız daha bir içeridedir. Vücut gazını atmıştır. Ayna karşısında daha bir pump, daha bir sıkı durduğunuzu görürsünüz sabahları. Uykunun faydaları. O yüzden iyi bir uyku kesinlikle arkadaşlar size antrenmanda o gün çok iyi pump çıkarttırır. Bir de aç karnına gittiğiniz antrenmanlarda arkadaşlar yeterli pump olmaz. Aç karnına giden antrenmanlardaki amaç yağ yakımıdır. Deri altının incelmesidir. Ama mesela da kasa tahribat verip iyi protein ve uyku yaparsanız kas kazanımı da olur. Ama bir yemek yiyip 3-4 saat sonra geldiğiniz gibi olan pump olmadığı için kafanız hep şey olur. Ama aç karnına da gidip gelirsiniz. Bir ay sonra bir bakarsınız ki ya antrenman pumplu değil, zorlanıyorsunuz falan ama bir ay sonra vücudunuza bir bakarsınız çok güzel duruyorsunuz. Yani o vücut şekli oturmaya başlamıştır aç karnına yapılan antrenmanlarda.
Ben genelde ilk başlarda aç karnı antrenman yapıp deri kalitemi yakaladıktan sonra tok karnı antrenmanlara geçiyorum. Benim tok karnı dediğim en az 3 saat önce yediğim yemektir. Ama aç karnına sabah uyanırım, biraz BCAA'mı atarım. Suyumu içerim, gelirim, ağırlığımı, antrenmanımı, kardiyomu yaparım. Ondan sonra beslenir, yine yatarım. Bu benim daha bir derimin ince olmasını sağlıyor. Ama derin inceliğim iyiyse, artık büyümek ve pampa çok öncelik verdiysem, yani zirvede büyümek varsa, en azından bir 3 saat, 4 saat önceden pilavımı, tavuğumu, işte muzumu, ne gerekiyorsa yerim. Bunları sindirdikten, midem boşaldıktan sonra, çünkü dolu mideli antrenman sakın yapmayın. Çünkü mide dolu, vücut sindirmek için uğraşıyor. Mide çalışıyor. Bu sefer siz ağırlık çalışarak bütün vücutta kan ağırlığa şeye çekiyorsunuz. Vücut oradan şeye düşüyor. Sonra tok karnı, o yüzden mide bulantısı başlıyor. Bırakın yediğiniz yemeği vücut bir sindirsin. O gıdayı parçalasın, bağırsaklara bir yollasın. Zaten yemeği yedikten sonra arkadaşlar 3 saat, 2 saat, 4 saat neyse, ben de hafif bir geğirme, midede bir rahatlatma olduğu zaman ben şey yaparım. Antrenmana hazır haldeyimdir derim. Hatta başarabilirsiniz. Mesela yemeği yediniz. Bu yemek işte sindirildi diyelim 4 saat sonra. Kanınızda yüksek oranda şey var. Karbonhidrat var, protein var. Üstüne de uyuyabilirsiniz bir yarım saat. Ondan sonra gidin bakın, o günkü antrenmanınız çok güzel, çok verimli, çok dolu geçecektir. İşte bu tüyoları düzenli oturtabilirsiniz. Yani haftada 1-2 değil. Böyle düzenli yaparsanız, çünkü o Mr. Olympia dediğiniz dev gibi adamlar bunlara hep dikkat ediyor arkadaşlar. Yani hep bu kurallara uyuyorlar. Hiç aksatmıyorlar. Uykusunu uyar, kalkar antrenmanını yapar, yatar, şunu yapar, yemeğini yer, saatine bakar, suyunu içer vesaire. Böyle olduğunuz zaman arkadaşlar vücut buna tepki vermeye başlıyor. Sen gidiyorsun en büyük ilaçları kullanıyorsun. Öküz gibi 3 saatte bir, 4 kafana estiği saatte yemek yiyorsun. Bir gün 12 doyuyorsun, bir gün 5 doyuyorsun, bir gün 3 doyuyorsun. Saçma sapan uykular uyuyorsun. Diyorsun ben adamlar gibi niye olamadım? Kardeşim o adamlar her şeyden feragat ediyor. Yeri geliyor kaç ay eşiyle birlikte olmuyor vesaire. Bir sürü fedakarlıklar yapıp da o noktaya geliyorlar. Bodybuilding spor odur yani. Adam belki yıllarca çikolatanın tadını bilmiyor. Sen diyorsun ki bir 15 günde bir cheat meal yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Adamlar onları bile yapmıyor bazen. Yeri geldiği zaman yapmıyorlar. Bir bodyci, bir vücutçu, bir sporcu kesinlikle arkadaşlar uyku ve bu kurallara çok dikkat eder. Ama dediğim gibi aç karnına ben antrenman yaptığım zaman pump'ta ya da ayna karşısında çok verim almıyorum. Ama 1-2 ay sonra öncesi ve sonra iki resmi yan yana koyduğum zaman vay be ne güzel olmuşum diyorum. Beton gibi, taş gibi sert oturaklı bir vücut oluyor. Çünkü yine antrenman sonra aldığın karbonhidrat ve proteini vücudun ihtiyacın karşılıyor. Ama işte o antrenman esnasında o dolu damarı görmek istiyorsanız kesinlikle 3-4 saat önceden yükleyeceksiniz vücuda. Bir de antrenmanda arkadaşlar bizim şeyi arttırmamız lazım. Metabolizmayı hızlandırmamız lazım. Bu hızlandıracak şeylerden biri karnitindir, kafeindir. Mesela karnitinin görevi nedir arkadaşlar? Karnitin bizim vücudumuzdaki parçalanmış yağı taşır. Yanılıyorsam yazarsınız. Yani karnitin yağı parçalamaz ama parçalanmış yağı taşır. Yakıta taşır. Öyle düşünün. Yağı ne parçalar? Vücut ısınması yağı parçalar. Vücudunuz ısınırsa, hani termojenik yağ yakıcıların görevi nedir? Vücut ısısını arttırmaktır. Taşıyıcıların görevi nedir? Parçalanmış yağları taşımaktır. Adam termojenik yağ yakıcı alıyor. Ulan diyorum yanına karnitin alsana oğlum. Yo ben almıyorum hocam öyle tavsiye etti. Valla gülüyorum ondan sonra. Hocası da kendi bir şeydi. Kendi salak bir şeydi. Adama faydalı bilgi veriyoruz. Almıyorlar yani. Öyle kibirli insanlar da var. Bazı insana da ağzımızın içine bak. Hocanın nasıl bize kârdır diyor. Ama işte işi bildiklerini zannediyorlar. Yağın parçalanması, yağın yakıma taşınması aynı şey değil arkadaşlar. Şimdi biz mesela spora başladık. Kardiyomuza başladık. 15-20 dakika sonra vücut belli bir ısıya ulaşıyor ve belli terlemeye geçiyor. O esnada yağımız parçalanıyor. Ondan sonra yaptığın her şey yağından enerji olarak dönüyor. Çünkü kanda da glikojen şeker oranı düşecek ki vücut enerji olarak yağa saldırsın. Yağa saldırması için de yağın da parçalanması gerekiyor. Benim yağı parçalamam, ne yapmam lazım? İşte
Yağ yakımını öncelik bir antrenmanız varsa antrenman öncesi kardiyo yapın. Yağ yakımı değil de form büyüme yönelik varsa antrenman sonrası kardiyo yapın. Bu şeyde yağ yakımında arkadaşlar vücut enerjiyi yağınız parçalandıktan sonra vücut daha çok enerji olarak yağı kullanacak. İşte bu esnada kafein vücuttaki o esnada parçalanmış yağın daha çok parçalanması için kafein enerji verir ve ısınız artar. O esnada kafein antrenman sonrası alınabilir. Klambuterol metabolizmayı hızlandırır, vücutta ısınma oluşur, terleme ve su atımı yaptığı için yağı parçalar. Ama yağı atması için yakıta taşıması için karnitin, işte C vitamini gibi taşıyıcı, CLA gibi taşıyıcı şeylere ihtiyacımız vardır. Mesela yeşillik niye tüketilir? İçinde bir taşıyıcılardan dolayı. Yani o yüzden kesinlikle vücuttaki o atım sürecini hızlandıracak bu takviyeleri antrenman esnasında kesinlikle çantanızda bulundurun arkadaşlar. Bir de antrenman öncesi hızlı karbonhidrat almayın. Çünkü kan şekeriniz ani yükselir ve antrenman için ani düşer, antrenmanınız piç olur. O yüzden kesinlikle antrenman öncesi karbonhidrat, şekerli, hızlı karışan bir şeyler vücudunuza sokmayın. Hata yaparsanız. Dediğim gibi enerjiyi kahve, karnitin gibi şeylerden karşılayın. Gıdadan karşılamayın. Şekerden karşılamayın. Antrenmanınız piç olur. Çünkü kan şekeri birden yükselir, birden düşer. Düşük kan şekeri de arkadaşlar size antrenman yapmaz. Ne oldu birden bana ya dersin. Böyle gidersin yani. O yüzden alacağınız şeyi antrenman sonrasına saklayın. Proteininiz, karbonhidrat, şekeriniz vesaire yükleyeceğiniz şey antrenman sonrası alın. Çünkü kan deponuz boşalmıştır. Onlarla alın, depoyu doldurun. Sonra peşine uyuyun. Vücut, çünkü ağırlık çalışmışsınız. Kasa tahribat ve yırtılma vermişsiniz. Vücudun bunu tamir etmesi gerekiyor. Siz hiç yolda yürürken tırnağınız uzadı mı? Ya da evde otururken tırnağınız uzadı mı? Nerede uzar? Uykuda uzar. Vücut nerede tamir olur? Hiç oturduğun yerde gördün mü vücudun şuranın tamir olduğunu? Hayır. Vücut uyku esnasında kendini tamir eder. Şimdi bir bodyci ağırlık antrenmanı çalıştı. Antrenmanı biter. Açsa kan şekeri düşüyor. Zaten yemeğini yesin. Hemen peşine uyusun. Zaten vücut seni uyutuyor. Şekerleme yemekten sonra geliyor ya sebep. Yani vücut zaten bu işi daha iyi biliyor. Antrenman sonrası kan şekerin boşu. Yemeğini peşine hemen uyu ki hemen sıcağı sıcağına tamir başlasın. Bir de bu tamir sürecini hızlandırma için hormonlar kullanılır. O soruyorsunuz. Mesela IGF gibi, CCC gibi, sermolin gibi, growth hormon gibi hormonlar bu süreçte tamir olması gereken yerin hücre sayısının artması lazım. O bölgede hücre sayısının artabilmesi için vücutta yeterli büyüme hormonu ve testosteron olması lazım. Ve biz genelde IGF gibi bu tarz ürünleri antrenmandan hemen sonra kullanırız ki kanımızdaki o faydalı şeyleri hücreye taşısın, hücre sayısı artsın, tamir olsun diye. Bu çok önemli. O yüzden ağırlık çalışan adam antrenman sonrası elinde imkan varsa uyusun kardeşim. Uyursa çok çok faydasını görecek, vücudu çok iyi tamir olacak. Adam sabah 8'de antrenman yapıyor, oradan işe gidiyor. Akşam 12'de eve geliyor, anca yatıyor. Sonra diyor ki, hoca ben niye gelişemedim? Hocam bu adam çok iyi oldu. Hocam bu adam aynı ilacı kürü yapıyoruz. O benden iyi oldu. Ben bundan kötü oldum. Olmuyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Vücudun belli aşamalarda, belli saatlerde hep böyle vücutta bodyciler için konuşuyorum. Hep gıdanın olması lazım. Sabah yedin bir yarım kilo tavuk. Akşam 5'e kadar bir şey yemedin. Ne oldu bu süreçte? O süreci vücut o açlığı neyle karşılayacak? Çünkü kasın ayakta durması lazım. Yani sen oksijen vermeyeyim 5 saat falan yarın sonra ölürsün. Bir yerden vücudun oksijen alması gerek. Yani o gıdanın da kasın da gıdayı alması gerek. Sen sabah yediğin o karbonhidrat, o protein belli bir saate kadar seni karşılıyor. Ama o bir açık kalan şeyi vücut kendini parçalayarak enerjiye çeviriyor. Mesela vücut kendi değil mi? Birden nasıl zayıflıyor? Ramazan'a bir başlıyoruz. Gün içinde aç kalıyoruz. Bakıyoruz ufalıyoruz. Niye? Vücuda enerji lazım oluyor. Vücut kendini enerjiye çeviriyor. Ne yapıyorsun? Zayıflamaya başlıyorsun. İşte niye? Kasın enerjiye dönüşüyor. Şimdi sen 3 saatte bir, 4 saatte bir vücuduna belli aşamalarda gıda sokacaksın ki vücutta bu açık oluşması ki seni kasına sana saldırmasın. O yüzden bodycinin hep belli saatlerde yüklemeleri vardır. Bodyci böyle 5 saat yemek yememez. 4 hani 10 saat, 12 saat, 8 saat böyle açlığı yoktur.
Bodybuilding'de arkadaşlar vücutta her zaman düzenli saat diyorum 4 saat mi programı hocam dedim ki 4 saatte bir yükleme programı verdi. 100 gram tavuğunu, 50 gram pilavını ya da salatanı ye. Vücudunu hiçbir zaman aç bırakma. Aç bıraktığın zaman vücut ihtiyacını senin o para harcayıp geliştirdiğin kastan sağlar. Ondan sonra sen dersin hocam ben niye gelişemiyorum? O yüzden uyku çok önemli. Vücuttaki öğünleri atlamamamız çok önemli. Antrenmandan önce 3-4 saat önce yemek yemeniz çok önemli. Deri ve yağ yakımı için antrenmandan önce yemek yemeyin, aç karnına, sabah aç karnına yapın. Ama pump büyümek istiyorsanız antrenman önce beslenme, 3-4 saat üstünden beslenme yapın. Bunlar çok önemli. Su miktarının yüksek olması önemli. Sodyumun iyi ayarlanması gerekir. Sodyumun çünkü fazlası kesinlikle böbreklere zarar arkadaşlar. Genetiniz, metabolizman sağlamdır. Gençlikte anlamazsınız ama hani 80 yaşa sorun çıkaracak böbrek 50 yaşa sorun çıkarır. O 50 yaşını hani hep hastane köşelerinde harcarsınız. Bu tarz şeylere çok dikkat edelim arkadaşlar. Bunlar bodyciler için, sporcular için bence çok altın bilgiler. Bilen adam için çok şey bilgiler ama hiç bilmeyen adam için çok altın bilgiler. Bunları konuştuğum için sevinmiyorum. Bir de bunları konuştuğum için takipçi sayımız artmıyor. Takip edilmiyorum. Bilmiyorum tipimi mi sevmiyorlar, bilgilerimi mi sevmiyorlar. Ama biz buyuz kardeşim. Ben şebeklik şubeklik peşine koşamam. Hocam işte bazı arkadaşlarımız saygıyla karşılıyorum. Hocam şöyle videolar çekseniz daha çok takipçi artar. Ben kendi kişiliğimden taviz vermiyorum. Bilgiye ihtiyacı olan kaliteli insanlara hitap ediyorum. Çünkü adam bilgi arıyor. Orada bir yazı görüyor benim videomun altında. Bir merak edip bakıyorsa o adam zaten meraklı, gelişmeye müsait bir adamdır. Öbürleri atraksiyon arıyorsa hani beyinlere böyle oyun konsollarına geçmiş insanlar onlar. Onlara da hitap edemiyorum be kardeşim. Yapamıyorum. Benim de hacmim, çapım bu. Ama bize bulaşıp da bizim videolarımızı izleyen arkadaşlarımız oluyor. Gerçekten çok iyi videolar olduğunu söylüyorlar. Sizlere hitap ettiysem ne mutlu bana. Sizlerden de şöyle destek bekliyorum. İnsanlar bizi tanımıyor. Mesela Türkiye Fatih hiç bilmiyor. Sakallı bir adam oturmuş bir şey anlatıyor gibi geliyor. Ama böyle birkaç saatten ayırsa bana gerçekten çok güzel şeyler buluyorlar. İnsanlara bunu da yaymanızı isterim. Yani paylaşımlarda çünkü biz böyle büyürüz, böyle ilerleriz. Çünkü grubum mesela 50 bin, 100 bin kişilik olsa daha farklı şeyler yaparım. Daha stüdyo ortamlarımız olur. Daha farklı sporculara söyleşilerimiz olur. Bana da bir heves gelmiş olur. Biraz da bu süreçte sizin yardımlarınıza ihtiyacım var. Şu videoyu izlerken takipçi sayısının artması çok önemli. Takip butonuna basın. Beğenileri arttırın. Olumlu yorumlar olarak destekler verin. Eleştiriler varsa bile saygı çerçevesinde yazarsanız ben çok mutlu olurum. Hatamı görmüş olurum. Kendimi toparlamış olurum. Ama bir de genelde bana bazı insanlar sürçmelerimden, adli sürçmelerimden ya da bir bilgi hatırlamayıp başka bir şey söylememden beni bazı konularda yorumlar yapıyorlar. Demek istemediğim şeyi yanlış anlıyorlar. O da bilmiyorum bu doğaçlama video yaptığım için oluyor arkadaşlar. Bir karşıma bir okunan metin almıyorum. Hani görüyorsunuz arada dalıyorum, unutuyorum. Ama işte beynimdeki altyapıma güvenerek sizlerle video yapıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim çok iyi bir çalışma video da yapabilirdim ben burada. Ama bu kadar samimi olacağını düşünmüyorum. Çünkü arada bakın nereden nerede bilgiler çıkıyor. Bunları size Allah'ın izniyle ulaştırıyorum. Bana dua edin. Dualar kadar çok değerli bir şey yok. Pozitif enerji çok önemli. Birimiz hakkında olumlu düşünmek çok önemli. İnsan olalım. İnsanlığımızı kaybetmeyelim. İnsanlığa muhtacız arkadaşlar. Bir de sonda şunu söylemek istiyorum. Fıtrat çok önemlidir. Fıtrat şudur. Bütün dünyada, bütün canlılar için geçerli olan kanundur. Yani susamak bütün insanlar için geçerli bir kanundur. Bana has bir kanun değildir. Ya da işte sakalın çıkması bana has değil, bütün erkekler için vardır gibi. İşte fıtrat bütün canlılar için geçerli olan kanunlardır. Hepimiz şunu isteriz. Her bana iyi davranasın, kimse bana yalan söylemesin. Herkes beni sevsin. Hepimiz bunu isteriz. O yüzden arkadaşlar ilk önce bu bizden geçiyor. İlk önce biz karşı tarafı sevelim. İlk önce biz karşı tarafın o şeyleri yapalım ki
Karşı tarafta bize bunu yapsın. Çünkü biz bunlar çok muhtaçız arkadaşlar. Gerçekten ihtiyacımız var. Fıtratımıza göre yaşamamız lazım. Ve Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Ben sizi dininize göre yarattım. Yani din, İslam dini fıtrattır. Kur'an kendi öyle tarif eder. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim der ki dininiz, yani fıtratınız sizin dininizdir. Ben bunu ve sizi buna göre yarattım. Yani o yüzden din hep güzel şeyler emreder. Yalan söylemeyin, yardım edin, adam öldürmeyin, hırsızlık yapmayın. Niye? Fıtratımız olan şeylerdir. Fıtratımıza göre yaşarsak, kurallara göre yaşarsak arkadaşlar Allah'ın izniyle çok güzel olur. Arkamdan iftira atanlar, yalan konuşanlar oluyor. Onları hepsini Allah'a havale ediyorum. Saygılar, sevgiler, Allah'a emanet olun.